İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan Türkiye Cumhurbaşkanı'na yapılan ilk resmi başvuru. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 1927'deki Lozan Antlaşması üzerine yapılan toplantısı. Şuşi Yurtseverler Birliği ve Şuşiller Toplantısı Surp Gevork Lusavoriş Kilisesi'nde gerçekleşti. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Batı Ermenistan'da bayramlar nasıl kutlanır? Maraş. Batı Ermenistan'daki Berkiri Şelalesi tamamen dondu. Toprağın Sırrı, Şahumyan'ın Yeni Mezarları başlıklı bir sergi açıldı. Batı Ermenistan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'na yazılan ilk resmi başvurusunu sunuyoruz. Bundan önce hiçbir kuruluş Ermenilere karşı yapılan soykırımın resmi olarak tanınması için Türkiye'ye başvurmamıştı. Başvuruyu web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Lozan Barış Antlaşması'nı görüşmek üzere 1927'den beri toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Calvin Coolidge, 30. Cumhuriyetçi Başkan. Kongrede güç dengesi. 48 Cumhuriyetçi çoğunluk, 46 Demokrat azınlık. Bir tarafsız senatör. Senato Başkanı, Cumhuriyet Partisi'nden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Charles Gates Das. Konuşmacı, Cumhuriyet Partisi temsilcisi Nicholas Langsworth. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Şuşi Yurtseverler Birliği ve eski Şuşi sakinlerinin toplantısı Surp Gevork Lusavoriş Kilisesi'nde gerçekleşti. Ayin sonrasında Şuşi halkının gündelik sorunları, yaşadıkları sorunlar, özellikle ikametgah ve mülteci statüsü elde etme konuları ele alındı. Devlet düzeyinde Şuşilere barınma sağlanması, mülteci statüsü verilmesi, sosyoekonomik sorunlara çözümler sağlanması, bir cemaat oluşturulması ve devlet düzeyinde uygun bir talebin sunulabilmesi açısından Şuşi sakinlerinin bir araya gelmesinin belgelenmesi için bir karar alındı. Böylece sevgili Şuşiller, hemşerilerimiz, tüm Şuşilleri tam olarak listelemek ve işlemleri en kısa sürede başlatmak ve yapılacak işlemler hakkında birbirlerinizle iletişim halinde olun. Tabii ki bizimle birlikte. Birbirinize bilgi aktarın, böylelikle ancak tüm Şuşilileri tam olarak listelemek mümkün olacak. Şuşi halkının yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmayan diğer hemşerilerimizi, hükümetin görmezden geldiği en önemli konulara, hemşerilerimize destek vermeye çağırıyoruz. Şuşi Yurtseverler Birliği. Artsakh ihtilafının tarihi boyunca sorunun özünü çarpıtan, ihtilafın kapsamlı, nihai bir çözüm sürecini karmaşıklaştıran ve çarpık açıklamalar düzenli olarak dolaşıyor. Farklı siyasi güçlerin ve şahsiyetlerin yaptığı Artsakh'ın öznelliği, Ermeni geleceğini sorgulayan veya küçültücü herhangi bir açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Böylece bir açıklamanın son olarak 24 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından kitle iletişim araçları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtlarken yapmış olması şaşırtıcıdır. Duyurunun tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Maraş şehrinde yaşayan Ermeniler diğer tüm yurttaşlar gibi muhafazakar, dindar ve inançlıydı. Kural olarak tüm bayramlara ve şenliklere kilise ve halk ayinleri eşlik ederdi. Çok eski zamanlardan beri Ermeni halkının kendine özgü bir takvimi vardır. Araştırmacılar Ermeni tanrılarına adanan ritüel törenler sırasında özellikle güneş, ateş ve su ibadetiyle ilgili olan Ermeni takviminde çok eskiye uzanan katmanlar keşfettiler. Bayramlarda kilise ve geleneksel ritüeller kadar o günlerde pişirilen yemekler de önemliydi. Birçok yerde olduğu gibi Maraş'ta da hemen hemen tüm bayramların kendine özgü yemekleri vardı. Maraş'ta kutlanan bayramlar arasında Gaant Noel, Kutsal Doğuş Bayram gününde kutlanan Küçük Paskalya, Darıntaraç, Baregentan Bayramı, Zarzartar, Paskalya, Müjde Bayramı, Hamparsum, Vartavar ve Üzüm Kutsama Bayramı.
Batı Ermenistan'ın Van ilinin Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi kar yağışı sonrası misafirlerine doyumsuz görüntüler sundu. Şelale yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Her mevsim farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi kış aylarında da kar yağışıyla birlikte görenleri büyülüyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin karla kaplı görüntüsü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Armavir bölgesindeki Şahumyan köyünde yeni keşfedilen eski mezarlıkta bulunan benzersiz buluntuların geçici bir sergisi 30 Kasım tarihinde Hovannes Şarambeyan adlı Halk Sanatları Müzesi'nde açıldı. Serginin son tarihi 30 Aralık 2021'den 15 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samus adlı topluluk tarafından Gohtan Mangıti adlı Ermeni halk müziği eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.